Herkese merhaba, ben Game Garage'dan Boğaç. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bildiğiniz üzere God of War'ın PC sürümü piyasaya çıkmış durumda. Bugün sizlerle beraber cihazımız olan Slayer 7X Charge 3050 Ti ile beraber God of War performansını inceleyecek ve cihazın oyun içi performansına göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Testlere başlamadan önce cihazımız hakkında çok kısa bilgiler vereceğim. Ancak çok detaylı ve kapsamlı bilgiler olmayacak. Tasarım ve sistem özelliklerini detaylı bir şekilde incelemek isterseniz şurada bulunan karttan, diğer videodan bilgiler edinebilirsiniz. Game Garage Slayer 7X Arch 3050 Ti işlemci gücünü i7 11800H işlemciden almakta. Bu işlemci 8 çekirdekli 16 izleye sahip yapısı ile bütün oyunun ihtiyaçlarınızı karşılayacağı gibi God of War için de gayet yeterli, gayet performanslı bir işlemci olacaktır. God of War için önerilen ekran kartlarına baktığımızda GTX 1060 ve RX 570 gibi kartları görmekteyiz. Slayer 7X Arch 3050 Ti'nin de adından anlaşılacağı üzere RTX 3050 Ti cihazımızın içerisinde bulunmakta. God of War oyununda gayet güzel, gayet akıcı bir deneyim bizlere yansıtacağından emin olabilirsiniz. GDDR6 belleklere ve 4 GB'lık bir belleğe sahip olan bu kart, God of War ve bu tarz oyunlardaki oyun ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir ekran kartı. Ayrıca testlere başlamadan önce cihazın içerisinde 2x8 3200 MHz değerlerine sahip Crucial markasına ait notebook RAM'lerinin olduğunu belirtmek isteriz. 2x8 şeklinde, yani 2 kanal şeklinde RAM'lerin kullanılması sistem içi performansınızı genel olarak artıracağı gibi oyun içinde de FPS değerlerinize olumlu yönde etki edecektir. Grafik ayarlarına hızlı bir şekilde baktığımızda grafikler oyunun orijinal ayarlarında şu an görmüş olduğunuz gibi. Görüntü kısmına geldiğimizde ise 1920x1080 yani Full HD, kare hızı limitimiz kapalı yani sınırsız şeklinde ve DLSS'imiz şu an kapalı. Testin ilerleyen zamanında hem grafik ayarlarımızı değiştireceğiz hem de DLSS modunu performans ve kalite modunu olarak oyunu test etmeye devam edeceğiz. Şu an orijinal grafik ayarlarında ve DLSS kapalı iken FPS'imiz 60 FPS'lerde. %1 ve 1000'de 1 FPS limitlerine baktığımızda ise gerçekten stabil, herhangi bir darboğaz olmadığını görüyoruz. 60 FPS'te de Slayer 7X Arch 3050 Ti cihazında şu an oyun gayet akıcı bir şekilde ilerliyor. Şöyle çevreye de baktığımızda karlı bir ormanın içerisindeyiz. Artıyosu takip ediyoruz. Oyun başladı. Daha fazla aşırı sahne geçişleri olmadan hemen grafik ayarlarımızı değiştirelim. Görüntü kısmına geldiğimizde DLSS ayarımızı ultra performansa alalım. Oyunun orijinal görüntüsünde ve DLSS ultra performansta şu an FPS'imiz 60'tan 90'a kadar çıkmış durumda. Şu an 100 FPS'leri gördüm, 105'i gördüm. Gerçekten DLSS'in faktörü çok önemli arkadaşlar. 1 ve %1 FPS limitine baktığımızda performans moduna da aldığımızda DLSS'i gerçekten dengeli ve stabil bir şekilde çalışıyor. Ekran kartı sıcaklığımıza baktığımızda 72 derecede ve %97-98 kadar kullanılmakta. İşlemci sıcaklığı ise 74 ve 78 derece aralığında gidip gelmekte. Ve 11800H'ın kullanımı şu an %35 ile %50 arasında gidip gelmekte. Hem RTX 3050 Ti hem de 11800H işlemcimiz God of War'da başarılı sonuçlarla gerçekten bizlerle beraber. Left CTRL'ye basılı tut diyor. Baltamızı atıyoruz ve kırıyoruz. Güzel. Baltamızı geri aldık. Zıplıyoruz. Hemen grafik ayarlarındaki değişikliklerimizi de sağlayalım. Grafik kısmına geldiğimizde ultra ayarlardayız. Hemen şöyle görüntü modundan da gene DLSS'imizi ultra performansla bırakıyoruz. FPS'imiz 44-45'lere kadar düştü ultra grafiklerde.
Ancak görüntünün şu an muhteşem gözüktüğünü söyleyebilirim. Tabii ki de daha yüksek FPS değerleri için grafik ayarlamaları yapmanız gerekebilir. Ancak orijinal ayarlarda 60 FPS sabit oynamanız oyunun akıcılığı için gayet yeterli. Zaten bilmiş olduğunuz üzere God of War bir PlayStation oyunu ve PlayStation'da da 60 FPS'ten daha doğrusu 30 FPS üzerinde oyunu oynayamıyorsunuz. O yüzden bu şekilde oyun oynayabilmeniz gerçekten çok çok değerli. Ufak bir savaş çıkacak. Savaş çıkmadan önce grafik ayarlarımızı tekrardan düşürelim. Bu sefer yüksek grafik ayarlarında. Görüntü modunu ise hemen şu şekilde kaliteye alıyoruz. Yüksek ayarlar, grafik ayarları ve DLSS kalite modunda bakalım savaş sırasında bize kaç FPS verecek. ...59-60 FPS'lerde yüksek ayarlarda ve kalite modunda DLSS'in olduğunu hatırlatmak isterim. Gayet akıcı ve rahat bir şekilde herhangi bir donma kasma olmadan God of War'da yaratık kesme keyfi sizlerle beraber değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz üzere DLSS kalite modunda ve yüksek grafik ayarlarında God of War'ı Slayer 7X Large 3050 Ti ile beraber güzel görüntü, güzel grafikler ve akıcı bir şekilde kesinlikle ama kesinlikle oynayabilirsiniz. Değerlerimiz de gerçekten çok makul değerler şu an için. Hemen son olarak ise grafik modunu en düşük ayarlara alıyorum oyun içerisinden. Görüntü modunu ise tekrardan kalitede bırakalım ve bu şekilde oyuna devam edelim. Şu an 111-110 FPS'lere kadar çıktık. 115 FPS'lere kadar çıktık. Gerçekten FPS değerleri şu an için mükemmel. Ayarları düşük grafik modunu almamıza rağmen kalite modunda DLSS'i bıraktığımızı hatırlatırım ve buna rağmen grafikler gerçekten şu an çok güzel gözükmekte ve FPS limitimiz arttığı için de ekrandan kaynaklanan akıcılık tam olarak yansımış durumda. Tekrardan düşük ayarlarda ve kalite modundayken hemen burada savaşımıza başlayalım. Hatta burada da DLSS ayarımızı düşük ayarlardayken performans moduna alalım. Bakalım FPS'imiz daha da yükselecek mi? Hemen şu şekilde performansa alıyorum. Grafik kısmına geldiğimizde gene bütün ayarlarımız çok düşük. Şu şekilde göstereyim. Ve oyuna başladığımızda şu an fight esnasında 100 FPS'in altına oyun düşmüyor. Gerçekten mükemmel. Slayer 7X Large 3050 Ti'nin God of War testinden tam olarak geçtiğini belirtebilirim. Eğer özellikle bu oyunu oynamak istiyorsanız bu cihazla beraber gönül rahatlığıyla performanslı bir şekilde oyun keyfini sürdürebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Slayer 7X Large 3050 Ti'nin God of War performansını incelemiş durumdayız. Eğer cihaz ile ilgili farklı sorularınız var ise GameGarage.com üzerinde bulunan canlı destekten bizlere ulaşabilir. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.